Göz yaşı değen yere cehennem ateşi değmezler. Dünyayı ahirete tercih edenlerin varacağı yer cehennemdir. Bu cevap üzerine Rabbimiz meleklere perdeleri yüzlerinden kaldırın diye emir verecek. Aziz dostum, bugün sana Allah korkusunu anlatacağım. Allah korkusu bir kalbe girerse o kul nasıl yaşar? Bunları tek tek anlatmaya çalışacağım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediği bildirilir. Hiçbir mümin düşünülmez ki Allah korkusuyla gözünden sinek başı kadar yaş çıksın ve elmacık kemiğine kadar insin de o kula cehennem ateşi değsin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanlardan değil, benden korkun. Başka bir ayet-i kerime de şöyle buyuruyor. Eğer müminseniz onlardan değil, benden korkun. Aziz dostum, Hazreti Ömer, dört halifeden biri, adalet deyince akla gelen isim, o koca Ömer, Kur'an'dan bir ayet dinlediği zaman baygınlık geçirirmiş. Bir gün eline bir saman kırıntısı almış ve şöyle demiş, keşke ben de bir saman kırıntısı olsaydım, adı anılmaya değer bir şey olmasaydım, keşke anam beni hiç doğurmamış olsaydı. Çok ağlarmış, hüngür hüngür ağlarmış, gözlerinden yaş dökermiş. Bu yüzden yanaklarından dökülen yaşlar yüzünde siyah bir iz bırakmış. Düşün aziz dostum, Hazreti Ömer böyle yaşarken, Allah korkusundan ağlarken, yüreği parçalanırken, peki ya biz? Bu korkuyu yüreğimizde ne kadar hissediyoruz? Ve Allah korkusundan hiç gözyaşı döküyor muyuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sağılan süt memeye dönmedikçe Allah korkusundan ağlayan kimse cehenneme girmez. Rivayette var ki kıyamet günü bir kul Allah katına çıkacak kıyamet gününde ve günahlarının ağır bastığını görecek ve cehenneme atılması emredilecek. Bu sırada kirpiklerinden bir tel dile gelip şöyle diyecek. Ey Rabbim, senin Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kim Allah korkusuyla ağlarsa Allah onu cehenneme haram kılar diye bildirdi. Ben senin korkundan ağlamıştım diyecek. Bunun üzerine dünyada Allah korkusuyla ağlayan bir kiprik teli sayesinde adam affedilecektir. Cebrail aleyhisselam falan oğlu filan bir tel kirpik sayesinde kurtuldu diyerek bu durumu ilan edecektir. Yine rivayetlerde vardır ki kıyamet günü cehennem ortaya çıkınca öylesine kükreyecek ki bütün ümmetler dehşetinden dizüstü kapaklanacaklar. Nitekim Rabbimiz şöyle buyuracak. Ve sen her ümmeti dizüstü çökmüş ne olacağını endişeli bir şekilde bekler görürsün. Her ümmet amel defterini almaya çağrılır. İnsanlar cehenneme yaklaştıklarında onun öfke ve kükreyişini duyarlar. Bu kükreyiş 500 yıllık mesafeden duyulur. O zaman peygamberler dahil herkes kendi derdine düşer. Ben ne olacağım? Ben ne yapacağım? Yalnızca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müstesna. O yine ümmetim, ümmetim diyecek. O sırada cehennemden dağlar gibi bir ateş kütlesi çıkacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, ey ateş kütlesi, namaz kılanları ve doğruluktan ayrılmayanları ve Allah'tan korkanları ve oruç tutanları yakma der. Ama ateş geri dönmez. Bu sırada Cebrail Aleyhisselam ateş kütlesi Muhammed ümmetinin üzerine yöneldi diye seslenir. Bunun üzerine Cebrail bir bardak su getirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uzatır ve ey Allah'ın Resulü bunu al ve ateşin üzerine at der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'den aldığı o bir bardak suyu ateşin üzerine boşaltır boşaltmaz ateş söner. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu su nedir diye sorar. Cebrail Aleyhisselam şu cevabı verir. Bu senin ümmetinin Allah korkusuyla ağlayan günahkarlarının gözyaşlarıdır. Şimdi ateşin üstüne serpip onu Allah'ın izniyle söndüresin diye sana getirme emri aldım der. Ve günahkar müminlerin gözyaşları cehennemin ateşini söndürür. Rabbim bu müjdeye nail olanlardan olabilmeyi hepimize nasip etsin. Cennette Rabbimizin cemaliyle müşerref olabilmeyi hepimize nasip etsin. Allah korkusuyla kalbi çarpan kullardan olabilmeyi hepimize nasip etsin. Selametle kabir kapısını açıp cennete gidebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin.